Sarp dağlarla çevrili uçsuz bucaksız yollar. Bir kanı tekerleğinin gıcırtısında gizlenen umutlar, hayaller. Yüzlerce yıldır yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalmak mıydı acı olan? Yoksa komşu bildikleri, can saydıkları hemşerilerinin yaptıkları mıydı canlarını acıtan? Helalleştiler ve sonu ölüm de olsa hayatta kalmak umuduyla yollara düştüler. Kiminin anası, kiminin bacısı, kiminin yeğeni kaldı geride. Zorlu bir yolculuğun ardından geldikleri ana vatan sahip çıktı onlara. Kolu kanadı kırık da olsa hala güçlüydü, istekliydi, vefalıydı. İşte böyle başladı 100 yıllık ayrılığın hikayesi. Parti gittik burada. 20 aile, 10 aile, 20 aile, 15 aile, 2 aile nasıl denk gelirse. 2-3 sene içerisinde bütün köy hop gitti. Biz küçüktük. Belimize kadar karlar içinde geldik. 8 saat, 9 saat yol demindi ama yani buraya bizi işte akrabalarımız getirebildi ancak. Yol yordan başka bir şey yok. Dağlardan, yollardan, karlar içinden. Hepimiz o zaman akrabası olan, işte buradan vesika yapılıyordu Türkiye'den, çağrı bir nevi. Amcam Yusuf Uzunbay var, zaten o eski gelende olduğu için çoğuna çağrı o yapmıştı. Acı bir şekilde Yunanistan yoluyla geldik ama Yunanistan'da sıkı bir kontrol altında. Hatta kardeşlerim küçük, biz bagaj kısmına onları sanki böyle bagaj gibi şey yaparak üste koyduk. O kontroller ikide bir işte sanki o zaman bir de çok çok yoklama vardı. Altın götürüyor, bilmem Türkler oraya şey yapıyor. Aslında hiçbir şey getirdiğimiz yoktu. Bir Allah'ın bir asırla, bir yorganla geldi. Onlar da böyle bagaj yaparak, bağlayarak o şekilde geldik. Çünkü eşyamızı, bütün her şeyi burada bıraktık. Evimizi, barkımızı, hatta köyümüzde 750-800 tane bir köy. Harabe haline geldi. 2 sene içinde olduğu gibi taşındı. Burada duran insanlar, onlar nasıl yaşadı onlar kendisi bilir. İsmi ne? Yusuf. Soy ismin, buranın soy ismi Tikvenoski. Kabakçı. Ha, bildiğimiz zaten Türksün, biraz kenara atıyor seni. Çingen olabilir, Arnavut olabilir, Boşnak olabilir, azanlık yok Türkiye'de. Burada azanlık var. Ana toprak, ana temel. Hem adam hepsi gidiyor da biz de gideceğiz. Kimse kalmıyor. Yalnız ana vatana gidelim, Türkiye'ye gidelim. Aman görelim ana vatanımızı. Burada vatan ama asli vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Kendimizi Türk hissederiz. Şu bir an evvel ana vatana gidelim. İslam Çiçekdağ, Yusuf Altıntaş, Abdi Şimşek ve daha yüz binlerce insanı birbirinden ayıran insanlık tarihinin yadsınamaz gerçeği, göç. Mahmudov ailesi de işte bu acıyı yaşayanlardan. Onların göçü de 1957'de başlıyor. Bu göçte ailenin babası Fadıl Mahmudov yaşadığı sıkıntılara dayanamayarak daha çok da ana vatan hasretiyle 1957 yılında yollara düşüyor. Bu zor yolculukta oğulları Nail, Namık, Mahmut ve Behiç'i de beraberinde getirirken, tek kızı Nedime Hanım, eşi Hüseyin Bey'le birlikte Makedonya'da kalıyor.
Makedonya-İzmir arasında o gün başlayan bu ayrılık hala sürüyor. Leman Bariyeva, Makedonya'da kalan Nedime Hanım ve Hüseyin Bey'in halen orada yaşayan kızları. Eski adıyla Köprülü, yeni adıyla Veles'te yalnız yaşıyor. Abi ve ailesiyle birlikte şehrin tek Türk sakini Leman Bariyeva. Bizim akrabalarımız bana babam ve annem nasıl anlatırmış. Onlar bir iki bir şey evden alıymış. Ben yorgan, düşek, öyle işi, kendi kıyafetlerini alıymışlar. O kadar bir iki bavul öyle trenle gideymişler. Bazıları evlerini de satamaymış. Evlerini de bırakıymışlar. Öyle gideymişler. Bizlerden sadece annem ve babam kalmış burada, Makedonya'da. Onlar kalmış, babam biz ufak imişik. Ondan gidememiş. O sanetmiş ki orada bu işi nasıl ne burada varmış, orada bulamaz o işi. Anam babam kalmış burada, varmış güzel yaşamaları babamın. Varmış berber dükkanı. Çalışıymış sünnetçılık, diş çıkarmak. Varmış çok zanaatları. Ondan ötürü varmış güzel bir yaşaması burada. Kalmış burada. Bir tabi onun akrabaları, soyu sopu Türkiye'de. Gidenler gitmiş, varmış bu gavurluktan zorları. Zorladılarmış çok kere dükkanını kapasın. Kapaylarmış dükkanını, bırakmaylarmış gitme işe. Oturuydu evde günlerle. Gene başlayacak gitme. Gene alıyorlarmış polisler onu. Niçin işleysin? Yıllar önce binlerce Müslüman çocuğun sesleriyle çınlayan Veles sokakları bugün bomboş. Bu boşluk Leman Bariyeva için hüzünlü bir yalnızlığa dönüşmüş. Zaman zaman ziyaretine gelen kızı dışında kapısını çalan çok az kişi kalmış. Eşinden kalan kutu gibi evinde bir fincan kahvenin hatırını bilen candan dost bir sesin hasretiyle yaşıyor. Ailenin reisi ben olsaydım ben giderdim Türkiye'ye. Burada kalmazdım. Ramazan geliyor, bayram geliyor. Bize gelen giden yok akrabalardan. O zaman bize çok zor geliyor. Herkesin var, kim nereye gitsin, bizim yok kimsemiz. Ama babam onu düşünmemiş bizim için. Biz anda burada kalacağız. Doğup büyüdüğü Makedonya, Leman Bariyeva için yüzlerce anıyla dolu. Burada doğmuş, burada büyümüş, burada evlenmiş, çocuğunu kucağına ilk bu topraklarda almış. Makedonya onun için hayatın kendisi olmuş. İlk kez gideceği ana vatana doğru yola çıkmadan önce, kardeşinin de yaşadığı Çeltikçi köyünü ziyaret etmek üzere yeğeniyle birlikte yola çıkıyor Leman Bariyeva. Onunla helalleşmek, köyünde bulunan dedelerine ait türbede dua etmek ve bu sayede huzur içinde bu anlamlı yolculuğa çıkmak istiyor. Bir zamanlar tamamı Müslüman olan köyde bugün sadece birkaç aile kalmış. Hafize. Helallik almak için yanına gittiği kız kardeşi Hafize Hanım onu kapıda karşılıyor. Leman Hanım kız kardeşiyle hem hasret gideriyor hem de Türkiye'ye gidecek olmanın verdiği heyecanı birlikte yaşıyorlar. Yolun açık olsun, selamet. Dayıları hepsini Allah'a emanet. Ay yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Selam, soranlara selam. Müslümanlar hep Müslümanlık imiş Küpürlü. Bütün Müslümanlar Küpürlü'de. Çok az var imiş Hristiyan Küpürlü'de o zaman. Sonra hepsi gitmişler Türkiye'ye. Say biz kalmışız, bizim aile. Eski adıyla Köprülü, yeni adıyla Veles
1950'lerde büyük göçün en çok yaşandığı kentlerden birisi. Bugün uğurladığı binlerce Müslümanın ardından ağlayan bir kent gibi sanki. Köprülü'de leblebicilik yapıyordu aile, babam, hepimiz Köprülü'deydik. Ailemiz Köprülü. Bizim hükümet binası diyorduk biz. Yani o zamanın devrinde hükümet binasının balkonu, küçük bir balkonu vardı. Rahmetli Menderes boğuk boğuk konuştu ve duyuyorduk, hissettik yani Menderes'miş. Türkiye'den ben geldim ve Tito ile Beligrad'da anlaşma yaptık. Öyle duyduk yani, duyumumuz. Arkadan, yani aradan bir sene geçmedi. Tito geldiğinden bir sene o kadar civarında hepsi arka arkaya söküldü. Köyler, olduğu gibi köyler dahil, olduğu gibi çünkü Sırpların zulmünden korkuyorlar herhangi bir şey gene olmasın aynı. Yani öyle bir zorluklar görmeyelim diye, zulüm görmeyelim diye hepimiz söküldük Türkiye'ye. Nail ve Meryem Çalışkan İzmir'de yaşıyorlar. Leman Bariyeman'ın dayısı olan Nail Bey, büyük göçte babasıyla birlikte Türkiye'ye gelmiş. Orada kalan ablasının kızı olan Leman Bariyeman'ın varlığından haberdar. Ancak hiç görüşmemiş olmakla birlikte yıllar önce birkaç kez mektuplaşmışlar. Çiftçiydik biz. Pirinç ekerdik, buğday, bostan, bağ, her şey yani. Ne akıla gelirse leşberlikte her şeyimiz vardı. Alındı eşyalar ama evimiz öyle kaldı. Kaldı evlerimiz, bağlarımız, bostanlar, ekin tarlalar, pirinç tarlalar hepsi kaldı öyle. Hatta biz evimizi olduğu gibi bıraktık. Bir memur çalışan, Nama isminde bir memur, o çalışanla anlaştık. O bize kapkacak verdi. 4 sandık kapkacak aldık takım olarak. O evin karşılığına geldik. Olduğu gibi eşyalarımıza bir vagon tuttuk. Vagon 3-4 aile birleşerek bir vagon eşyamızı yükledik. Biz Köprülü'den evet Veles'ten, Tito Veles'ten bindik. Fakat Yunan sınırına gelince sınırdan çıkacağımız aramalar çok zorluk çektik. 3 gün kaldık sınırda. Babamı ayrı sorguya aldılar, annemi ayrı sorguya, beni ayrı sorguya, ayrı ayrı sorgular yaptılar. Hatta burada konsolosluk vasıtasıyla İstanbul'da tedavi oldum. Kollarımı yaktılar. Demir çubuklarla. Su konuşayım diye. Para nerede? Baban saklama, baban nereye koydu, etti diye şeylerle, konuşmalarla. Altın ne kadar vardı? Şu kadar, bu kadar. Eşyalar için bir miktar para buldular. Yapaylar içine, yapaylı yataklar vardı. Yunlu, yani yunlu yatakların içinde bir miktar para buldular altın. Aldılar. Olduğu gibi. Onları geçirseydik belki bir ev alırdık burada. Yalnız rahmetli annem bilmeyerek koymuş bir yere o bir tane büyük altın, 2 tane de küçük mecidiye mi ne diyorlar. O da karyolalar vardı demir, karyolara büküp koymuş onları. Onlar bulunmadı. Paramız filan fazla yok idi. İşte birkaç altın vardı. Ne babamlar öyle şeye, hani tıraş oluyorlar ya, hep onlara doldurdular. Birkaç tane sarı lira vardı. Öyle geçirdiler. Onları geçirdikleri için burada gelince bir arsa aldılar. Çalıştık, çabaladık, ev sahibi olduk. Bornova Çamdibi ağırlıklı olarak Balkanlardan göç edenlerin yaşadığı bir semt. Zaman içinde büyümüş ve ekonomik seviyesi yükselmiş bu semtin. Ama yine de o sıcak ve samimi havasını hiç kaybetmemiş. Yaşam biçimleri çok da değişmemiş. Çalışkan ailesi de sık sık anılarını tazeliyorlar. Potok isminde bir yer vardı, Potok diyorlardı. Onun hizasında tüm leblebiciler oradaydık. Karşısı kumsal diye bir tarafı. Kumsal pazar yeri oluyordu. Pazar kuruluyordu. Salı günüydü pazarlar oranın.
ve bir küçük köprü vardı. Küçük köprü yaya köprüsü. Bu tarafta büyük köprü, arabalar gidiyordu, kamyonlar, otobüsler yani. Öyle, orası büyük köprü. İki tane köprü, bir tane de demir köprü, tren geçiyordu. Bir tren yoluydu, demir köprü diyorduk bizim o zamanın. Çıkıyorduk gezmeye birlikte. Bir Makedonya kahvesi vardı, oraya gidiyorduk, oturuyorduk. O şarkı dinliyorduk, istek istiyorduk, oradaydık. Atlarla giderlerdi gelin alma, onu rüya gibi bilirim öyle. Atlara bindirirlerdi gelinleri, öyle taşırlardı. Onu hayal meyal biliyorum, küçüktüm ya ben de. O çeşmeye yakın idi, ikinci çeşmeye yakın idi bizim evimiz. Bir tane hala duruyormuş galiba, bilmiyorum ya, Leman Hafize ile konuşuyoruz. Bir tane market gibi bir şey vardı. Hala duruyormuş, oradan okula gidiyordum ben. Tabii orada daha çok şey, yumurta geçiyordu, biz köylüyüz ya. Yumurta veriyorduk bakkala, o da bize kalem, defter veriyordu. Zaten o akrabalarını araymış İstanbul'da. Bana ablam duyarıydı ben gittikte. Gazete çıkarmış bir ilan. Sababam dedi biz daha fıkaraydık o zaman. Ne zaman ne buradan göç etmiş onlar. Tamam. Bak bu Nukredin sen misin? Ne kavufacıkmış görüyor musun? Ya ya. Ha, bu öbür çocuk kim? Bu Dimitar Bey'ki komşu. Leman Bariyeva ve Beles'teki tek dayanağı olan ağabeyi sık sık görüşüyorlar. Türkiye yolculuğu öncesi anılar tazeleniyor, zaman zaman gözler doluyor. Bunlar babamın akrabaları ama ben bunları tanımayayım. Çok yakın akrabaları. Bak Ferece ile çıkık. Şimdiye kadar hiç gitmedim. Türkiye, İzmir'e. Orada hep akrabalarım orada. Bütün familyamız bizim orada. Evet göreceğim hepsini orada. Çok sevineyim. Da var mı bir şey istediğiniz oradan? Ne getiremek o? Bir şey mi? Sonra alışacağız. Leman gidecek, görüşecek. Onlar da çok selam hepsini etsin bizden de. İnşallah seneye biz de gideriz. Görüşeceğiz akrabalarla, tanışacağız akrabalarla orada hepsiyle. Ben gitmemişim, bulmayayım ben onları. Hiç kimseydi. Bir Fadili. Fadili gördük, Fadili bildi, izgari. Bir akrabaları bulmayayım ben. Hiçbirisi. Görmemişim de. Üsküp'ün Müslüman gölgeliği, tarihi Türk çarşısı. Osmanlı'dan kalan tarihi Türk çarşısında esnafın çoğu Müslüman. Zaten Taşköprü'nün bu tarafında ağırlıklı olarak Müslümanlar yaşıyor. Yüzlerce yıllık geçmişiyle Üsküp'ün en keyifli mekanlarından birisi olan Türk çarşısı, Leman Bariyeva için yola çıkmadan önceki son uğrak yeri oluyor. İlk kez göreceği akrabalarına bu topraklardan küçük de olsa hediyeler götürmek istiyor. Meryem Hanım ilk kez görecekleri akrabaları için soluğu mutfakta alıyor. Misafir çok özel olunca hazırlıklar da ona göre oluyor. Birbirinden lezzetli yemekler Meryem ablanın hünerli ellerinde şekilleniyor ve heyecan artarken mükellef bir sofranın hazırlığı yavaş yavaş tamamlanıyor. Her şey yaptım. Her şey yaptım. Türlü yemek yaptım. Dolma yaptım. Barbunya yaptım. Gorabiye yaptım. Her şey yaptım. Anne ve babası hariç tüm akrabalarının umutlarını ve hayallerini
valizlerini koyup düştüğü yollar bugün onu bekliyor. O bir belirsizliğe doğru yola çıkmadığı için şanslı gibi gözükse de, geride bırakılmanın ve yalnız kalmanın acısı ailesinden kalan en büyük miras. Aile fertlerinden 55 yıl sonra bavul toplama sırası onda. Bu kez o heyecanını koyuyor çantasına ve artık yola çıkmaya hazır. Günlerdir süren hazırlıkların ardından yeğeni Fadıl Çalışkan'la birlikte yola çıkıyor Leman Barieva. Hiç görmediği akrabalarıyla görüşecek olmak, hiç ayak basmadığı ana vatan topraklarının kokusunu içine çekecek olmanın heyecanı, uçak yolculuğunun sıkıntısını fazlasıyla bastırıyor. Büyük göç yüzünden parçalanmış bir aile. 50 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen birbirini hiç görmemiş akrabalar. Ana vatana, can toprağına gelmiş olmanın sevincinin, bırakılanların hüznüne karıştığı karmaşık duygular. Nail Bey, Türkiye'ye geldiğinde 17 yaşındaymış ve o günden sonra orada kalan ablasını bir daha hiç görmemiş. Ablam sakin bir kadındı. Sakin, sessiz. Bize hep yakınlık gösteriyordu ablam. Evli olduğu yerde ama gene geldi mi yakınlık gösteriyordu. Kocasını gelmek istemiyordu. Kocası biraz malı mülkü var diye, varlık var diye istemiyordu gelsin, geçiremem diyor parası. Ama benim rahmetli babamın da vardı varlığı, durumu ama illa çocuklarımı Türk toprağına atacağım diye düşündü. Bu ayrılık Nail Bey'in ablası Nedime Hanım'la son görüşmesi olmuş. Bir daha da birbirlerini hiç görememişler. Göremedim. Rahmetli olmuş, duyduk. Kızlar telefonda konuştuk. Ailesinin 1957 yılında günler süren göç yolculuğuna karşılık, Leman Hanım yaklaşık 1,5 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından ilk kez ana vatan topraklarına ayak basıyor. Yolculuğunun en heyecanlı dakikaları da işte o anda başlıyor. Sabırsızlıkla bekleyin, hepsini görelim. İnşallah, evet. Düveremeyim ben sevincimi düveremeyim, nasıl diye bulmayayım bari. Yürekte bir yaradır ayrılık. Gözler ağlamasa da içler yanar ayrılıkta. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen Müslümanların diyarıdır çünkü Balkanlar. Az sonra hiç görmediği akrabalarını görecek, çok istese de kardeşlerini bir daha görememiş olan annesinin yerine onlara o sarılacak, yüzlerini o öpecek. Çok iyi hissediyorum. Çünkü ablamı görmüş oluyor. Çünkü ablamın kızı olduğu için ablamı görmüş oluyor. Aslında en büyük hata eskilerin zamanında gelmediler. Bizi bıraktılar orada gavur ellerinde. Bu.
En büyük hata. Biz hasretsek bir biz kendi var. İnsanımıza ha. Böyle. Karaman Beyliği'nde. Canı sıkıldı. Bizim beylik mi zaten? Ne soyadımız bizim? Saltıkoğulları. Ve artık sorulmayan soruların sorulma, konuşulmayan konuların konuşulma zamanıdır. Aynı okuldaydı. Okuldan çıkardık. Defterleri bıraktığımız gibi yumurtaları döndü. Bizim tavuk dolu. Kağızlar, tavuklar var. Dolu. Alırdık 15 yumurta. Bir de şeker alırdık yanımıza. Öyle bir yarım kilo 350 lira. Valla siz böyle turşu yapıyor musunuz? Biberi severiz değil mi? Al tabağına biraz. Evet. Sen görecektin bizim evi, eski ev. Ama koca yani çardağı var. Şeyin halamların, balkon gibi çardağı. Halamların evini tadilat yapmışlar. İş yerleri duruyor muymuş? Duruyor ama çok şey ya. Yani kadın da yapmasın. Valla çok ucuz. Yani. Valla. Çok mutlu oldum limanı görünce. Çok. Anlatamam. Anlattı ya bizim köyümüzü, çok mutlu oldum. Zannettim kendimi orada. Tülbelerimiz vardı. Gidip dolaşıyorduk oraya. İçim kalktı böyle sevinçten. İçim kalktı sevinçten. Çok sevindim. O kadar mutlu oldum ki. O kadar olsun. Yani oradan geldiğimizde 5 kardeşiz. Dağıldık. Çirpide şey gibi dağıldık yani. Tabii uzun zaman görmedim. Ablamın kızı. Yani bunu gördüğüm için çok mesutum. Hiç unutulur mu ablam? Yıllarımız önce anne, en büyüğümüz ablam. Sonra abim rahmetli oldu. O da rahmetli oldu. Tabii ki biz artık yeğenlerim, daha yakınım, en yakınım yeğenlerim. Çok heyecanlıydım. Bilmiyorum nasıl anladım ben o dakikaları. Çok heyecanlıydım. Güç bela bekledim gelim. Geldik yengem, Nail dayımın sokağa. Eve gelince dayımı, yengemi hepsini açan gördüm. Çok çok sevindim. Çok duygu. Düverem miyim, bilmiyorum nasıl düverem gari. O kadar çok ne sevindim. Öyle bir annem geldi aklıma. Hem bir garibanlık geldi. Hem tutamadım kendimi, başladım ağlamaya. İnsanlık tarihi kadar eski olsa da göç kavramı, belki de göçün en çok yaşandığı coğrafyadır Balkanlar. Son 100 yıl içinde bu hikaye gibi binlercesi yaşandı ve hala bu ayrılıklar sürüyor. Kalanlar gidenlerin ardından gözyaşı dökerken, gidenler kendilerini bekleyen bilinmezin içinde yaşam mücadelesi veriyor. Zorunlu göç kavramının son bulması ve bu ayrılıkların bir daha yaşanmaması dileğiyle.